Herkese yeni bir günden selam olsun. Şimdi Yarenciğimi annemden almaya gidiyorum. Nüfusta işlerimiz var, resim çektireceğiz. Artık neler yapacağız bilmiyorum. Hadi gidelim bakalım. Daha kendime gelemedim vallahi. Kahvaltı da yapmadım. Saat 11. Halledelim. Maşallah güzel bir hava var. Dün öyle bir gezmişiz ki bugün zor kalktım. Saatlerimiz 11'e geliyor. Şöyle gidelim kızımı alayım hemen. İlk resim çektireceğiz. Nüfus kağıdının değişmesi lazım Yaren'in de. Gidelim bakalım. Evi kaderine bıraktık ama bugün gelince ev işleri yapacağım inşallah. Hatta bugün o turşuyu da kurmam lazım. Bayağı bir erteledik. Ne kadar aşağıya park etmişim ben de bunu ama yer yoktu. Baksanıza nerelere koyuyorlar. Yani işte geldik, resim çektireceğiz. Şimdi dinleyin. Ne? Sonunda kurtuluyor mu lanetli fotoğraf? Resmini hiç sevmiyor. Hiç bırakmadı. Her yerde karşıya çıktı. Kimlikteki resimden kurtulmak için. Güldürdüm beni. Resmini alana kadar kızımla beraber Arap hastanesine geldik. Baban arıyor. Yaren'in tavsiyesi üzerine ıspanaklı börek aldık. Gül böreği. Ben çay aldım. Yarenciğime ayran gelecek, su gelecek. Yaren diyor ki... Yani ıspanak olduğu için değil mi? Ama diyor çok güzel anne diyor. Ben de diyorum ki evde olsa diyorum yapsam yer misin? Kıymasız yaparsan yerim diyor. Şöyle onun ayranı geldi. O zaman bize afiyet olsun. Çocuğuma toka alacağız. Değil mi? Beğendiğim bunlar. Ay şunu izle yere. Ya da şu. Soyulur mu? Neyse sen bak. Alpine geldik de Yarenciğim. Şöyle harfler var bakın. A, B, C. Yaren harfli kolyeler de var. Bende var zaten. Ay hayvan. Ben şu an neyi kafasını yaşadım? Ben unuttum biliyor musun? Yani ikimizde de var da. Tövbe estağfurullah. Bazen oluyor böyle. Bunlara bak. Balon. Güzel aslında. Ama işte kararır. Değil mi? Belli ama 50 TL. Evet. Hangisiydi gösterdiği şu ama kararır. Bana bir ara gelmişti böyle ya. Gelmiş. O anne, sanki bu şey. Tamam aldım. Evet. Annem ben de o şu an. Ben de seviyorum. İyice. Varsa beğendiğim bak ama bunlar hemen kötü olur gibi geliyor. Işık saçan. Hani güneş çevirsene onu. Ateş böceğini. Altında ateş, karanlıkta parlıyordu altı vardı ama koptu. Ben bunu geri göndereceğim şimdi. Buna uçları çok pahalı istiyor da Yaren. Geri göndereceğim Pandora'ya çünkü benim atım değil. Yollasana. Şöyle Yaren'le çelik kolye bakıyoruz da. Şunu beğendim aslında, ufak böyle kibar. Benimki şöyle büyük ya, nazar boncuklu. Şöyle bunlar var. Bizim harfliler altın da böyle bunların çelikleri de çıkmış. Hangisi? Ha, güzel. Benim 3 tane elim olsaydı ama yok. Alalım mı? Benim 3 tane elim. Benim var. Benim var. Nereden aldın bunu? Acımaz mı? Kendim olunca şey yapmıyorum ama sana olunca. Bunu istiyor mu, alayım mı? Ama şu kötü be. Benim var. Şu Emre'nin altındaki de çok güzel. Yaren de seviyor orayı. Bir de oraya bakalım. Değil mi? Beğeniyorsun sen de. Ey gide Emral'in önü. Şöyle yapalım. Sen bilmezsin burayı yani. Buluşma noktası arkadaşlar. Bakın buradakiler de böyle çelik. Yaren şöyle bir tane deniyor da. Bir baksın. Şöyle. Hı-hı. Güzel, beğendiysen. Güzel, evet. Şunu denedi. Renkli şimdi elinde var. Bu da güzel. Ona da bak. Ne baktık ne aldık ama ikili 175 TL'ydi. Emran Çarşısı'ndan aldık altından. Şimdi gidelim hadi Yarenciğim. Şimdi künyeyi de aldık Yarenciğime. Karnımızı da doyurduk. Hemen Name Kolor'a geldik. Resmimizi alalım. Direkt Kozlu'ya gidelim. Sonra da pazara falan bir geleceğim ama bakalım. Göstereyim mi seni? Resmini. Yaren'in resmini aldık. İlk defa bir resmini çok beğendi. Kimlikteki resmi ta Batman'da çektirilmişti. Ve çok kötü. Hiç istemiyordu. Öyle de abartma bence. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Kozlu'ya gideceğiz arkadaşlar. Kaymakamlığa gideceğiz. 1,5'da randevumuz Yaren. Kaymakamlıkta işte. Sonra vallahi pazara gelir miyim? Ne yaparım? Neyi kızım? Bilekliği gösterdim de.
bir daha gösteririm ben onu. Güle güle kullan. Öğlen ezanımız okunuyor. Yarenciğim arabayı buraya park etti. Şimdi Kozlu'ya kadar da Yaren sürecek. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'le bu da elimde kaldı. Yarın ilk Kozlu'ya gidelim. Park yeri buluruz inşallah. Tamam mı? Hadi gidelim kızım. Bismillahirrahmanirrahim'le çalıştır. Camı açalım. Anahtarı tak da camı açayım. Sıcak evet. Esiyor biraz ama belki sahile gideriz seninle. Arkam boş bir boşta geçişse. Şimdi zamanımız var biraz daha. Damla çikolatalar gelmiş dün. Renkli çikolata daha doğrusu. Ondan bakacağım. Geliyor mu Yaren? Cuma günü ne geliyormuş? Ha, şunlar falan. Bakarız. Tut kızım. Ha, bir tane bundan almak lazım. Dur, bulursam şeyi. Neydi? Ben ne alacaktım? Ha, çikolata. Aa Yaren bak meyveler yeni gelmiş. Var mı istediğin nektarı falan güzel gözüküyor. Bakalım bir üzüm var. Mandalina çıktı da şöyle 3 tane alacağım ben. Yarenciğim bazen seviyor. He mumlar vardı. Bak Yaren krem şantiler var. Mum mu? Kaçlı bunlar? Onlu onlu. 23.500. Akın o teyze geldi. Şokta karşılaştım bana. Hangi teyze? Yavrum bu ülkenin hali ne olacak dedi. 143 lira şekere sordu. He yazık. Sonra ben yardım edeyim deyince yanağımı okşadı. Yok yavrum sağ ol. Aferin öyle yardımcı ol. Öyle mi diyor? Ne olacak mı diyor? Ne yapsın? Ben bunu azrarla pasta etmiştim. Görmüştüm. Anneannem dedem çok beğendi. Bu küçük ama. Bunu yaptım abi. Nereden buldun bunu? Şoktan mı? 3 parça. Evet 3 lira. İstiyor musun? Mahlep var, jelatin var. Bu jelatinle çok güzel bir pasta yapılıyor da. Yaren bak bunları hatırlıyor musun? Alırdık seninle. Şöyle geniş açı yapalım. Etmek var. Anne bizdeki babamın getirdiği nane şeker duruyor mu? Nane çikolata. Attım onu ben. Yemiyoruz diye. Ulan naneyi seviyorum. Ay, etmek istiyor musun? Üçlü bu. Alayım mı? Şöyle bir tane. Ay sırf pasta şeyleri aldım. Bunu iki mi üç mü alayım? Bak yiyeceksen üç alacağım yoksa iki alayım. 3 mi alayım? Şimdi tamam 3 alayım. Belki ya, bir şey demeyeceğim. Şunu değiştireyim 3 alayım hadi. Bir de şunlar benim. Aynen. Asla kabartma tozum var ya. Bunu almayacağım. He aynen. Güzelmiş bu. Aynen. Şunlar bizim Yaren. Bir de şöyle bir bakalım mı? Şimdi evimize geldik. Sizi orada çektim ama tekrardan göstereyim. Şöyle çift renkli damla çikolata 3 tane aldık. Çikolata sosu aldım. Etmek Yaren'le seviyoruz. Etmek aldık. Yaren şöyle bir tane kahve için bundan aldı. Şunlardan aldı. Şimdi hemen ellerimi falan yıkayayım. Onları yerleştireyim. Bir Nescafe içeyim. Bugün pazar var. Bilmiyorum gider miyiz? Turşu yapasım var. Çünkü o salatalıkları artık yapmam lazım. Sular da birazdan kesilecek diye yönetici gruba yazmış. Maalesef sularımız herhalde akşam gelecek. Bir bakayım da suyun durumuna göre. Oy benimkiler, oy benimkiler. Bakın bakın, onların güzelliklerine bakın. Ey kurban olduğum Allah. Öyle Yaren'le işlerimizi hallettik. Bir iki haftaya kadar nüfus kağıdı gelecek. Daha sonra geçici şey verdiler tabii ki, belge verdiler. Öyle işte arkadaşlar. En son sizlere saat kaçta acaba bilmiyorum. Aldıklarımı göstermişim. Ondan sonrası bende yok arkadaşlar. Ben uyudum, başım ağrıdı, böyle bir üşüme geldi bana. Şimdi daha iyiyim, ayağımda da cuk cuk terlikler. Bu terliklere taktım ha, çok ses çıkarıyor. Evet rahat ama başka terlik alayım kendime. Videoda ses nasıl duyuluyor bilmiyorum. Şimdi yemeğimizi yedik. Şöyle. Bunu Edoş'um söylemişti, Yeşim abla BİM'den aldım tek geçerim diye. Ben de onu dinleyip aldım. Bir kere kullandım tabii ocak hani çok yağlı olmuyor benim.
anlamadım hani nasıl bir şey. Hatta bugün dünden mavi güç alacaktım, indirimde vardı, unuttum çıktım. Şimdi şöyle buralara sıkalım. Bunu Eda dediğim gibi çok methetti. Bir de şu süngeri BİM'den aldım ya ben, 16 TL miydi neydi ikili, gerçekten çok güzel çıktı. Hatta gittiğimde muhakkak alacağım bir paket daha. Öyle işte, sizlerle epeydir böyle sohbetli ocak temizlemedik. Hem de buraları alalım, tezgahı falan. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Suyum 6'da geldi. O yüzden de çok bir şey yapamadım. Hem de kendimi kötü hissettim. Dün tabii gezdik Ereğliler'de. Bugün acısı çıktı benden. Ama hamdolsun şu an daha iyiyim. Sizle salatalık turşusu yapacağız. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım illaki var. Beraber güzel yapalım. Aşama aşama. Sonra cumartesi günü tekrar bir salatalık alırım. Akşam üzeri Aysun aramıştı. Ona da aynısını söyledim. Hani böyle kışlık bir şey yapasım yok. Geçen sene yaptım, bayağı bir koydum. Doğru dürüst yiyemedik bile. Anneme falan giderken getiriyoruz, hep beraber orada yapıyoruz. Ziyan tabii ki olmuyor. Ama bu sene elim kolum kalkmıyor. Onu bilir, onu söylerim. Niye böyle oldum onu da bilmiyorum açıkçası. Zaten çok bir şey koymayacağım. Domates koyacağım buzluğa, biberle. Dolma biber koymuştum. Bir iki sivri biber. Öyle fasulye masulye zaten koymayacağım. Biraz turşu yapacağım işte. Yeter. Çok çok yapmıyorum. Zaten iki kişiyiz biliyorsunuz. Öyle bakalım. Şimdi ocak temizliği bitsin. Birazdan karşınıza turşuyla gelelim. Şimdi şöyle malzemeleri hazırladım. Şunun altında led olmaması biraz sıkıntı oluyor ama artık yapacak bir şey yok. Evet, tuzumuz, kaya tuzumuz, sarımsak, limon tuzu, şeker, sirke ve tabii ki de salatalıklarımız, kavanozlarımız. Şimdi hemen şuraya oturacağım, telefonu sabitleyeceğim. Bir de şunu söyleyeceğim. Salatalık turşusunu bir tık acı seviyorum ben. O yüzden acı biberim yok. Şu turşudan bir iki tane koyacağım kavanozlara. Turşuyla turşu yapacağız yani. Ablam da yok. Ablamdan isteyecektim. Onu da anlatırım size nereye gittiğini. Ben de şaşırdım çünkü. Öyle bakalım. Hadi şimdi telefonu sabitleyeyim. Bu arada içme suyunu, bakın musluk suyu değil, içme suyunu hemen ocağa aldım. Kaynar su. Bazı arkadaşlar bulanık oluyor diyor turşu. Böyle ovalaya ovalaya yıkayın. Son suyuna sirke koyun. Yani bunu ne kadar iyi yıkarsanız bence o kadar bulanık olmuyor. Ha, arada benim de bulanık olduğu zamanlar oluyor tabii ki ama birkaç senedir hiç olmadı. Evet, hadi bakalım şimdi sizlerle beraber turşumuzu yapalım akşam akşam. Şuradan bir tane kase alalım. Şimdi ilk olarak normalde kesmeseniz de olur ama ben şöyle göstereyim. Ucundan şöyle bakın. Ufacık dibinden şöyle alıyorum. Kaynar suda yaptığımda böyle bıçak falan batırmıyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Normal turşularda hani annem ablam böyle biberde özellikle batırırlar böyle. Ama bunda batırmıyoruz. Ay pardon. Yozgat'tan beri bu kaynar suyla yapılan turşuyu yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Allah nasip ederse kışın beyaz lahanayla, kapuskayla yapacağım. Hatta kışın bile değil, yakında çıkar. Turşu bizim evde seviliyor. Dokunmadığı sürece herkes turşuyu sever diye düşünüyorum. Evet, bu sene anca ama gerçi ya. Sıcakta da olmuyor. Bir senesi Batman'da yaptık böyle biz Elif Can'la. Elif Can'ı izleyenler vardır aranızda. Ama öyle bir abartmışız ki turşu olayını. İnanamazsınız. Bayağı bir yapmıştık ama çok da güzel olmuştu. Acur bilirsiniz. Acur da çok güzel oluyor. Her yörede bir şey öğrendim. Mesela Bilecik'te kelek bilmiyordum hayatımda. Kelek turşusu. Onu öğrendim. Başka ne öğrendim? Batman'da acur falan ama acuru zaten biliyordum. Şu an unuttum. Sinop'ta falan böyle turşu bayağı yapılıyordu da. Neyse işte arkadaşlar. Şu an böyle gözümün önüne şey geldi. Batman'da köyde güzel bahçem vardı. Tabii bahçedekilerle turşu yapmadık da çarşıdan alırdık böyle. Hele size Adıyaman'ı anlatayım. Adıyaman'da daha küçüğüm ya. Gencim yani. 21 mi 22 yaşında mıydım?
Tabii 22 yaşında evlendim ben. Vallahi hayatımda kurutma bilmem. Çünkü Karadeniz bölgesinde kurumaz hani biberdi, patlıcandı. Bir baktım orada herkes damlara böyle kuru şeyler asıyor. İşte kurutuyorlar biber, patlıcan. Ben de dedim yapayım. Güleceksiniz yani. Biberleri falan, bamya hatta o zaman kuruttuk. Patlıcanları sen öyle bir oymaya çalışmışsın ki demek ki. Şöyle var ya, şu parmaklarımın her tarafı su toplamıştı. Kaç gün kendine gelememişti. Her şeyde bir acemilik oluyor. O zaman hani bir kere daha size söyledim. Böyle internet yoktu ki annemi arayayım kameralı. Şimdi gurbette olanlar bir tık daha bize göre şanslılar. Çünkü istediklerinde WhatsApp'tan, işte Facebook'lardan, Instagram'lardan her yerden kameralı konuşabiliyorlar. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Hele ben aylarca böyle nasıl diyeyim, telefonsuz kaldım. Köye hat verilmiş, belli bir hat verilmiş. Benim oturduğum evde hat yoktu. Bir türlü telefonum bağlanmadı. Cep telefonu çekmiyordu doğru dürüst. Sonradan aldık, mutfakta ufak bir yerde çekiyordu. Faturalı da böyle yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Kontrollüydü. Böyle edoşum, sedoşum, hemdineciğim, böyle birkaç arkadaşım beni özlediğinde çaldırı kapatırlardı. Hani aklımdasın demekti. Ya şimdi böyle var ya, bunları anlatırken neyse duygusala bağlamayacağım. Zeynep'ciğim çok güzel cevap yazmış birkaç arkadaş da. Hani bazı hayatlara özeniliyor gibi bir şey söylemiş böyle kardeşimiz. Hatta seviliyorsun demiş bana. Her zaman duamdır. Allah herkese kalbindekini yaşamayı nasip etsin. Ama hani benim de böyle hani şu anki hayatımı, yaşantımı görenler böyle sürekli böyle bir yaşantım yoktu. Ben size anlatıyorum. Köyde yaşadım. Köy evinde kaldım. Okuldan bozma evde kaldım. Ya ne bileyim, ben de çektim yani, onu söyleyeyim. Her zaman böyle lay lay lom olmadı hayatımız. Ailenizi özlüyorsunuz, memleketinizi özlüyorsunuz, sevdikleriniz burada. İstediğiniz zaman göremiyorsunuz, arkadaşlarınız yok. Ay niye duygulandım böyle, tuş yapmaya başlamıştım ben bayağı, şimdi sadece sümük ağlayacağım ama ağlamak istemiyorum. Normalde çok ağlak bir insanım. Bu arada böyle her şeye ağlıyorum. Olay bir şeye bağlayacağım da bağlayamadım. Bak bu kötü olmuş. Yani şu anda memleketimdeyim. Şu anda eşim yok biliyorsunuz. Her şeyde istediğiniz gibi olmuyor bazı şeyler. Hayatta hepimizin sınavı farklı. Ama her zaman söylediğimi yine söyleyeceğim. Kurban olduğum Allah can sağlığı versin. Can sağlığı olmadıktan sonra telefon böyle bir yapıyor arada. Her şey boş. Sağlık olmadıktan sonra bence her şey boş. Sağlık, huzur. Onlar yoksa yok yani. Neyse, 5 dakikadır konuşuyorum. Ben şimdi kapatayım. Sizlerle birlikte. Vallahi açarken yemin ederim aklımın köşesinde yoktu bu konulara değinmek. Ama işte ay iyi. 3 tane şimdilik çürük. Yine iyi, Allah'tan çok çürümemiş. Su kaynadı mı? Suya da bakayım. Şimdi arkadaşlarım şöyle kavanozumuzu aldık. Tabii ki ne kadar güzel doldurursak. Bu arada ablamın nereye gittiğini söylememişim. Ablam görümcesinin yanına Gökçe Bey'e köye gitmiş. Aslında bana da söyledi. Hatta dedi ki beraber gidelim, yufka yapacağız, video çekersin. Ama ben dedim ki abla sen git. O da bu akşam üzeri gitmiş. Ablam da benim gibi bugün halsizmiş. Sanırım bizi temiz hava çarptı dün. Şöyle yapacağız. İki kavanoz mu çıkar, üç mü çıkar artık onu bilmiyorum da. Bir saniye. Şu ortaya. Bunda çok sarımsak olmuyor. Böyle 3, 4, 5 tane yeterli. Hepsini dolduracağız şimdi bu şekilde. Ha, bir saniye. Şu ortaya biber koyacağım. Acı biber. Dediğim gibi taze olsaydı taze koyardım ama taze yok. Tane çok mu gelir? Yok. Geçen sene böyle yaptım yalnız. Yani çok gayet güzel oldu. Hiçbir şey olmadı. Ben acaba hani turşu hazır ya, bir şey olur mu ki dedim. Hiçbir şey olmadı. Şimdi hepsini dizelim. Bir yemek kaşığı. Hatta ben şöyle bir tık fazla koyuyorum. Kaya tuzu. Şöyle kaşığımın ucuyla limon tuzu.
Bu da tabii ki dengelemek için bir tatlı kaşığı şekerimiz. Sirke normalde ölçü bir çay bardağı ama ben çok sirkeli sevmediğim için evde üzüm sirkesi vardı. Elma sirkesi koydum. Aman ne diyorum ya. Kafam gitti. Anladınız siz beni. Evde üzüm sirkesi vardı, onu koyduk. Şimdi suyumuz kaynadı. Evet. Ay bismillahirrahmanirrahim. Of. Siz düştünüz. Sizi aldık. Evet, iyisiniz şimdi. Ay bir dakika yine düşeceksiniz şu tripod. Bir saniye arkadaşlar. Ay kaynar suyu da dökeceğim. Ne oldu bana ya? Şöyle aşağıya indirdim sizi. Evet. Aa tövbe bismillah. Ne oluyor ya? Şimdi şöyle bismillahirrahmanirrahimle kaynar kaynar suyumuzu döküyoruz. Evet. Evet. Şöyle yapalım. İşlem bu. Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Bakalım ne kadar çıkacak. Büyük bir ihtimalle 3 çıkar gibi geliyor da. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin o zaman. Evet, bu akşamın güzellikleri hazır oldu. Şu kadarcık kaldı. Bunda ufak kavanoz var mıdır? Hiç bilmiyorum ama bakacağım. Yani çok ufak şu kadar boylar var ya. Evet, ikisi de güzel oldu. Sabaha kadar, daha doğrusu sabaha kadar bile değil ama ılık soğuyana kadar bu şekilde bekleteceğiz. Bu turşuları açana kadar dışarıda tutabilirsiniz. Ama açtıktan sonra muhakkak dolapta muhafaza edin. O zaman hiçbir şey olmuyor. Çıtır çıtır harika. Hiç yapmadıysanız bu tarifle muhakkak yapın. Enfes oluyor. Sirke seviyorsanız dediğim gibi bir çay bardağı ekleyin. Şimdi buraları güzel toparlayayım. Malzemeleri bayağı bir bol koymuşum ben 3 tane çıkacak diye. Allah nasip ederse cumartesi alırsam yani bundan bir 6-7 kavanoz yapmam lazım ama durun bakalım. Evet, afiyetle yemek nasip olsun inşallah. Rabbim hepimize yaptığımız her şeyi güle güle yemeyi nasip etsin. Evet, hadi bakalım. Gecenin sakinliği, gecenin sessizliği en sevdiğim vakitler. Saat 1'e 10 geçiyor. Ben kapanış için yanınıza geldim. Karşınıza gelemedim çünkü yüzüm gözüm şişmiş. Dedim beni görmeyin, şöyle manzaramı görün. Vallahi arkadaşlar en son 9'da turşu yaptım. Daha sonra ay gözlük düşüyordu. Reels paylaştım Instagram'da. Orada yazın arkadaşlara dönmeye çalıştım. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Yeşimli Günler oraya da beklerim. Orada da böyle birebir konuştuğum, mesajlaştığım arkadaşlarım var. Gün içinde ne yapıyorsam orada paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden oraya da beklerim sizleri tabii ki. Daha sonra kızımla bugün hemen şuraya kaymakamlığa gitmiştik. Ondan önce Zonguldak'a gitmiştik. Tabii resim falan çektirdik. Yarın nüfus kağıdı işini hallettik. 2 haftaya kadar gelecek. Börek yedik. Takıcıya gittik. Yarın güzel bir çelik künye aldık. Bime uğradık. Evimize geldik. Sular yoktu biliyorsunuz. Bu ara elektrik, su. Vallahi yapacak bir şey yok. Barış hatta aradı da diyorum ki susuzluk peşimi bırakmıyor. Çünkü köylerde görev yaparken çok susuzluk çektim. Elektriksizlik çektim ama çok şükür, bin şükür Allah'tan çok uzun sürmüyor. Sonra da işte uzandım, edit yaptım, yorumlarınıza döndüm. Saat 1 oldu. Hatta 1'i 10 geçiyor dediğim gibi. Şimdi de birazdan artık yavaş yavaş uyuma moduna geçeriz. Yarenciğim de uyudu. Yarın cuma. Herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Bugün yorum yazan, dua isteyen bir arkadaşımız vardı. Çocuklar öldürülüyor. Zor durumdayız. Bizlerden dualarınızı eksik etmeyin diye. Hiçbir canlı, hiçbir çocuk, hiçbir insan ölümü hak etmiyor tabii ki. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız kalbimiz, can Azerbaycanlı kardeşlerimizle. Allah'ım kötülere, düşmanlara fırsat vermesin inşallah mübarek cuma günü. Öyle işte arkadaşlarım, sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın tekrar burada buluşuruz. Hoşça kalın.